Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Dipnot programında bu akşam sizlerle birlikteyiz ve farklı bir konuyu birlikte hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Sizlere anlatmaya çalışacağız. Daha doğrusu hocamız anlatacak, bizler de bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Efendim, milattan önce 448 Platon ve milattan önce 322 Aristoteles'ten bu yana siyaset felsefesi antik Yunan'da önemli bir felsefi disiplin olarak gelişmiş, hala çözüm aranıyor ve hala bulunamadı. Siyaset bilimi, politika bilimi ya da patitoloji, siyasi teorileri ve siyasi teorilerin pratiklerini inceleyen siyasi sistemler ve siyasi davranışlar alanıyla ilgilenen bir sosyal bilim alanıdır siyaset bilimi diyoruz ve şimdi konuğumuzu tanıtıyoruz. Profesör Doktor Abdülvahap Akıncı, Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Sizi ve konuklarımızı, seyircilerimizi selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın hocam, önce dilerseniz sizi bir tanıyalım. Çünkü ben milattan önce 448'li yıllardan başlayan bir siyaset biliminden bahsettik. Ama sizinle günümüzdeki siyaset bilimini masaya yatıracağız. Evet, önce tabii, sizi tanıyalım efendim. Tabii ben milattan önce değil, milattan sonra 1973'te dünyaya geldim. Buyurunuz efendim. Doğum yerim Muş. Baba tarafından Rize'ye gidiyor köken. Anne tarafından Erzurum. Fakat bana sorduklarında Kocaeli diyorum. Şundan dolayı ilkokulu bile Gölcük'te, Dumlupınar İlkokulu'nda okudum. 6 yıl boyunca İzmit'te ortaokul, liseyi İzmit Mimar Sinan Lisesi'nde okudum. O zaman vakıflar yurdu vardı. Şu anki Kocaeli Devlet Hastanesi'nin tam karşısında taksi durağının olduğu yerde vardı. 6 yıl boyunca devletimiz var olsun bizleri orada okuttu. Ücretsiz olarak orada yurtlarda kalarak bir disiplin içerisinde eğitimimizi aldık. Yine devletimizin bu desteğiyle bir yerlere gelmeye çalıştık, geldik. Bu bağlamda ben kendi adıma bu devlete ne kadar müteşekkir olsam azdır. Peki, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocam, şimdi siyaset bilimciyi ben milattan önce anlattım ama bilimini. Dilerseniz günümüzde siyaset bilimi nedir? Üniversitedeki uluslararası hangi derslere giriyordunuz hocam? Türkiye'nin siyasal hayatı, klasik siyaset kuramı, modern siyaset kuramı gibi siyasal toplumsal değişim kuramları, 21. yüzyıldaki demokrasi sorunlarıyla ilgili güncel siyasi sorunlar, benzeri derslere giriyorum. Kocaeli Üniversitesi'nde hala. Peki o zaman önce sizden siyaset bilimi nedir? Onu öğrenelim. Şimdi, ondan sonra da sorularımıza geçelim. Fazile Hanım, siyaset bilimi dediğimiz zaman aslında buna verilecek binlerce, on binlerce farklı cevap olabilir. Olayın neresinden baktığımıza göre değişiyor. Fakat bunları kategorik olarak üç kategoride toplamak biraz daha anlamamız için kolaylaştırır. Kimisine göre siyaset bilimi dendiği zaman, siyaset dendiği zaman daha doğrusu bir çatışma, bir mücadele alanı. Niye? Ortada ciddi bir pasta var. Bu pastaya kim sahip olacak? Kim kendi çevresine bu pastadan pay aktaracak? Dolayısıyla ortada bir çatışma var bu anlayışa göre. Kimisi de diyor ki hayır, siyaset bir çatışma alanı değil, tam tersine uzlaşı alanıdır. Niye uzlaşı alanı? Diyor ki üsttekinden vergiyi alıyor, yol yapıyor, okul yapıyor, hastane yapıyor, sosyal yardımlar yoluyla alttaki geliri düşük olan veya olmayanlara da aktarıyor. Dolayısıyla farklı çıkar gruplarını uzlaştıran, çatışmadan ortak bir akılla her kesimi koruyan bir şeyler ortaya koymanın sanatı olarak değerlendiriyor. Şimdi bu da güzel. Fakat siyaseti sadece çatışma olarak görmek sıkıntılı. Niye? Siyaset aynı zamanda uzlaştırıyor da siyasetin bittiği yerde çatışma başlar. Fakat bu siyasetin içerisinde bir çıkar mücadelesi olduğu gerçeğini de inkar ettirmemeli bize. Niye diyeceksiniz? En basitinden bir kişi milletvekilliğine, belediye başkanlığına adaylığını koyduğu zaman 5 yıl veya 4 yıl boyunca alacağı maaştan daha fazlasını harcıyor. Şimdi bir kişi sadece maaş için bu işi yapacaksa herhalde bu kadar parayı harcamaz. Demek ki burada bir çıkar ilişkisi ister istemez
İnsan aklına geliyor. Gelebiliyor. Bu tabii bütün siyasiler böyledir bağlamında değil. Fakat eğer gerçekten insanlar iyilik olsun diye iyi bir amaç için bu parayı harcıyorlarsa illa siyasetçi olmalarına gerek yok. Yani birçok sosyal platform var. İnsanlar hayır kurumlarına başlayabilirler. Hayır kuruluşları var ama nedense hayır kuruluşlarına bu yardımlar gitmeyebiliyor. Yine bakıldığı zaman evet gerçekten de bir uzlaşı. Niye? Toplumda bugünkü Türkiye'ye bakalım. Sağcısı var, solcusu var, az inananı, çok inananı, şöyle inananı, böyle inananı, şu şekilde yaşayanı, başka türlü yaşayanı. Şimdi bu insanların arasında bir konsensus, bir barış oluşturmak, ortak çıkarlar doğrultusunda adım attırmak için siyasete, uzlaşı tarafına ihtiyacımız var. Dolayısıyla siyasetin aynı zamanda bir uzlaşı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Zaten siyasetin bu sıkıntılı doğası iyi niyetli insanları siyasetten biraz uzaklaştırıyor. Yani köşeme çekileyim diyor, bu kadar mücadele etmeye değer mi diyor. Fakat maalesef toplumda iyileri bir şekilde merkeze çekmek lazım. Siyaseti çıkar alanı olmaktan çıkarttığımız anda topluma hizmet alanına dönüştürmüş oluruz. Bunu yaptığımız anda gerçekten Batı'nın o gelişmiş toplumları gibi siyasetin çıkar mücadelesinin verildiği değil de gerçekten belli bir uzlaşının, belli bir faydanın sağlandığı alanlara dönüştürmemiz mümkün olabilecektir. Ama o da şunu anlıyorum hocam, o da gerçekten çok zor bir iş olsa gerek. Gerçekten. Yani belki söylemekte kolay, evet yasaların, uygulamalardan vesaire bunu söyleyebiliyoruz ama iş şimdi, uygulamaya Hazine geldiğinde Hanım, biz efendim. Her şeyde sorunu yasalara, anayasaya, şuna bunu atıyoruz. Evet, ben bu anayasanın değişmesi gerektiğini savunanlardanım. Niye? Darbecilerin yaptığı anayasayla bunca yıldır yönetilmiş olmak bile ayıp. Meşruiyet sıkıntısı var. Yani içindeki maddelerden öte yapılış tarzı dolayısıyla bize hitap etmiyor. Fakat dünyanın en iyi anayasasını getirin. Kötü bir toplumda, kötü yargıçların, kötü hakimlerin olduğu bir toplumda iyi sonuç çıkmaz. İyi insanların, iyi niyetli insanların, düzgün insanların yaşadığı toplumlarda, yozlaşmamış toplumlarda kötü kanunlarla bile iyi bir toplum, iyi bir uzlaşı alanı, iyi bir adalet sağlanabilir. Sorun insanda daha ziyade bana göre. O zaman önce toplumun kendisini değiştirmesi, geliştirmesi, yenilemesi ya da bir takım ilkelere mi olması gerekir? Şimdi biz ilkesel olarak, şimdi bazen derslerde de öğrencilerle bu konuları tartışıyoruz. Siyasetçi denince direkt bazı olumsuz nitelemeler yapılıyor. Hatta bundan dolayı ben dışarıda sorulduğunda siyaset bilimci olduğumu söylediğimde bir bakış değişiyor. Siyaset kelimesi geçtiği için. Tabii biz bilimini yapıyoruz, dışarıda filmi oynuyor. İkisi çok farklı şeyler. Şimdi burada siyasetin değişebilmesi, mesela üsttekilere kötü demek çok doğru bir şey değil. Yani toplum temiz olmayan bir toplumda, yozlaşmış bir toplumda kurumların düzgün olması, bu üniversite olur, adalet olur, sağlık olur, şu olur, bu olur, hiç fark etmez. Bozuk bir toplumda bütün kurumlar bozuktur. İyi bir toplumda bütün kurumlar iyidir, siyaset de iyidir. Hırsızlığa, mesela en çok bahsedilen hırsızlık, adam kayırmacılık. Bu siyasetin değil, toplumun sorunu. Şimdi içimizden hangi birisi bir yerlere gelsek, çevremiz, bize destek verenler bir yerlere gelmek için bize baskı kurarlar. Yapmadığımız anda da bir daha bize oy vermezler. Yani bu siyasetle değil, insan kalitesiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla biz bakışımızı değiştirmeliyiz. Bu değişmeden niye üsttekiler iyi değil? Ya biz iyi değiliz. Üsttekiler sağlam değil, biz sağlam değiliz. Şimdi siz diyelim ki çarşıya, pazara gittiğinizde, mobilyaya, şuraya buraya gittiğinizde İçiniz emin oluyor mu? Bu adam bana yalan söylemeyecek, bu adam yanlış bir iş yapmıyor. Hayır. Çünkü her yerde yozlaşma var. Bu toplumun bence en önemli sorunu güven sorunu. Çünkü hiçbir şeye güven duymuyoruz. Yasalara güven duymuyoruz, kurumlara güven duymuyoruz, komşumuza güven duymuyoruz. Ama durup dururken mi efendim?
Şimdi burada şöyle ortaya çıkan sonuçlar bunu getirdiği gibi bizde şöyle bir şey var. Biz iyiyiz ama herkes kötü. Biz dürüstüz ama herkes sahtekar. Halbuki ben şöyle başlıyorum. Ben bozuğum, çevremdekiler bozuk, toplum bozuk, kurumlar da bozuk. Ben kendimi düzeltmeliyim, çevremdekiler düzeltmeli, kurumlar düzelecek, yönetenler düzelecek. Yani siz önce tabanın kendisini düzeltmesini, sonra tavandan beklentisinin olması gibi bir farklı bir üçgen şeyiniz var sizin. Kesinlikle bu şu demek değil, üstten hiçbir şey yapılmamalı değil. Biz yukarıya da gerekli tepkimizi, beklentimizi aktarmamız lazım. Yani diyelim ki belli konularda sıkıntı varsa, bu konularda sesimizi yükseltmediğimiz zaman çözüm olmuyor. Bizde şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi X, Y, Z fark etmez hangi partiden olursa olsun bir hırsız çıkıyor, dolandırıcı çıkıyor, yanlış bir iş yapmış. Görmezden giriyoruz eğer bizimle aynı siyasi partidense. Halbuki hırsızın, arsızın, sahtekarın partisi olmaz. Yani böyle bir adamın ne CHP'de, ne AK Parti'de, ne MHP'de, ne de başka bir partide yerinin olabilmesi lazım. Biz bunu yapmadığımız zaman, benim hırsızım iyi dediğimiz zaman bu iş bitmez. Toptan, ilkesel olarak olaylara bakarsak, yani iyi insan aramalıyız. İdeolojisine göre değil, dürüstlüğüne göre, yaptığı işe göre. Yoksa adam sağdandır kötüdür neye yarar, soldandır kötüdür neye yarar? Peki önce düzgün olup da sonradan bozulmalar söz konusu olmaz mı hocam? Şöyle, para güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır diye Lord Acton'un çok güzel bir sözü var. Çok severim. Para ve makam insanlara da bozma etkisi oluşturuyor. Gerçekten bozucu bir etkisi var. Niye? Çevresindeki insan, yine bizde sorun var. Arkadan bir sürü şey konuştuğumuz adamın yüzüne gelince el pençe bir sürü iltifatlar, kralım senin iyisi yok, paşam senin iyisi yok, senin daha güzeli yok. Şimdi bir süre sonra adamı ona alıştırıyoruz. Kimse çıkıp demiyor ki şunu yanlış yapıyorsun, burada hatan var. Halbuki dost dediğiniz hatayı da söyler, kırmadan, dökmeden. Bunu yapmadığımız zaman oturduğu çevre, takıldığı insanlar zamanla değişiyor. Adam dönüşüyor, farkında değil. Sanıyor ki ben eski kişiyim. Halbuki ne eski kişi, o da değişmiş. Bir de şöyle bir şey var. İnsanın mayası bozuksa para ve makam bu bozuk mayadan bozuk yoğurt çıkmasını sağlıyor. O onu veriyor. Yoksa maya temizse, düzgünse makam ve para düzgün olanı bozmamalı, bozamaz diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi hep böyle ülkemizden bahsettik. Aslında bu sadece sınırlar içerisinde olan bir konu da değil. Sınırların bugün Amerika'da da aynı şey geçerli. Güney Amerika'da da, Kuzey'de de, Avrupa'da da, Norveç ülkelerinde de belki insan sayısı az olduğu için daha azdır. Ama oralarda da aynı bozulmalar söz konusu. Antik Yunan'da da aynı tartışma vardı. Evet. Yani insanlıkla birlikte aslında sonsuza kadar galiba bu siyaset bilimi ve siyasetçiler ve siyaset yeleğini giyen kişilerde hep aynı şeyler yaşanacak herhalde. Hep tartışılmış, herhalde. Hiç değişen bir şey yok. Antik Yunan'dan bu yana tartışılan konular belli. Sistemler aynı, sorunlar aynı, aynı tarz yaklaşım tarzları ama sorunlar bitmiyor çünkü her tür insan var. Bir de spesifik bir şey söyleyeyim. Bu gençlerle ilgili hep denir ya, ne olacak bu gençlerin hali, ne olacak bu ülkenin hali? Yani. Antik Yunan'a gidin aynısını diyorlar. İslam'ın ilk dönemlerine gidin aynısını diyorlar. Her dönem aynısı denir. Çünkü bizler belli bir yaşın üstünde olanlar alttakilerden kendimiz gibi olmasını bekliyoruz. Onlara olması gerekenden fazlasını yüklüyoruz. Halbuki her yaşın ayrı bir durumu var. Yani genç hayır diyecek. Genç karşı çıkacak. Babasına da hayır diyor, annesine de hayır diyor. Annesiyle de yerine göre tartışıyor, kavga ediyor. Bazen niye kavga ettiğini kendisi de bilmiyor. Niye o dönemin getirdi? Ergen diyoruz. Kişilik sorunu. Oturacak, oturması. Zamanla oturacak. Şimdi bu onun kötü olduğu anlamına gelmiyor ki. Şimdi biz gençlere bu şekilde baktığımızda, halbuki kritik edebilen, eleştirebilen, gerçekten bilerek eleştiren gençlere çok ihtiyacımız var. Yani ben bundan dolayı gençleri kötü görmüyorum. Yani gençleri iyi. Madem
Milattan önceden bu zamana, işte İslamiyet'ten de, işte Bizans dönemi, bütün Osmanlı döneminde dahil olmak üzere hep suçluyu gençlik olarak değerlendiriyoruz. Günümüzde de öyle. Ama şimdi, bunu düşünmekten de geri kalmıyoruz şimdi hocam. Şimdi bunu diyenlere ben soruyorum. Şöyle bir lise yıllarına gidin. Siz nasıldınız? Arkadaş çevreniz nasıldı? Toplum nasıldı? Daha eskisine gidin. Şimdi biz nostalji yapmayı seviyoruz. Gözümüzde büyütüyoruz. Şimdi şey vardır ya, herkeste bir köy hayali. Köy şöyle güzeldir, böyle güzeldir. Götür iki hafta koy, duramaz adam. Şimdi evet, kafada kurguladığımızla gerçeklik arasında çok büyük bir fark var. Biz hayallerde yaşıyoruz. Evet, öyle bir durum var. Peki hocam, şimdi demokrasi, hukuk üstünlüğü denilince dünyada belli ülkeler akla geliyor. Ama güncel olaylara da baktığınızda, işte Orta Doğu'daki olayların sürekli kaynaması, durulmaması, bir taraftan da diyorsunuz ki buna müdahale etmesi gereken insanlar, onlar müdahale etmiyorlar. Bu tarafta müdahale etmesi gereken İslamiyet ülkeler var. Onlar da etmiyorlar. Böyle bir kaos içerisinde devam ediyor. Ne dersiniz hocam? Şimdi şöyle, ben eskiden beri bunu söylüyordum. Birçok zaman öğrencilerim de eleştirir. Hocam olur mu? Batı şöyle böyle. Şimdi Batı kendinin reklamını çok güzel yapmış. Yani yenilmiş olduğu Vietnam'la ilgili bir sürü kahramanlık filmleri var. Sanki adamlar gitmişler, mahvetmişler, almışlar. Irak'a demokrasi götürdüler, yüz binlerce insanı katlettiler. Şimdi Batı reklamını güzel yapıyor. Batı Doğu'yu fikri olarak büyük ölçüde işgal ettiği için modernleşme sonrasında. Şimdi eğitim Batı üzerinde yoğunlaştığı için bizde bile şu vardır ya, orta çağ dendiği zaman herkes karanlık çağ der. Ya kardeşim, sen Avrupa'da olsan, Avrupalı olsan, Fransız olsan, Alman olsa, evet orta çağ karanlıktı, karanlıktaydın derim. O zaman Türk İslam dünyası aydınlıktı, Batı karanlıktı. Biz onlar aydınlanmaya başladıktan sonra karardık. Yani biz kendimizi konumlandırırken bile sanki oranın bir parçasıymışız gibi, aynı süreçten geçmişiz gibi yaklaşıyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi Batı aslında dünyanın geri kalanını kendine bir şekilde bağımlı kılmış. Batı öteki dediği bölgelerde ne demokrasi ister, ne insan hakları ister, ne hukuku ister, ne kalkınma ister. Niye? Bunlar olduğu zaman sömüremeyecek, kontrol edemeyecek, istediği gibi işlemler yapamayacak. Ne yapıyor? Bir kral atıyor. Sorun olursa babasını öldürüyor, oğlu yerine geliyor. Başka yerde darbe yaptırıyor, başka yerde bilmem ne yaptırıyor. Fakat kendi kafasına göre. En basitinden Mısır'da seçilmiş bir hükümet vardı. Demokrasi bu kadar önemliydiyse Mursi devrilirken Batı niye alkışladı? İdam edilirken oradaki insanlar alkışladılar. Fakat biz bir teröristi idam etmeye kalktığımızda Hindileri bağışlıyorlar. Olmaz böyle, olmaz şöyle diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Yani Batı aslında kendi dışındakileri birinci sınıf insan olarak görmüyor. Yani hukuktur, insan haklarıdır, evrensel değerlerdir, bir tek kendisi için var ama diğer gerisi için yok. Yani diyelim ki biz terörle mücadele ederken birkaç teröristi öldürüldüğü anda Avrupa'dan bir sürü ses çıkıyor. Ama kendileri gidiyor, Amerika gidiyor, bir düğün konvoyunu vuruyor, 100 kişi katlediliyor ve sonra diyor ki, birkaç gün sonra diyor ki, yanlışlıkla vurduk. Bunun bedeli, sorumluluk yok. Şimdi ondan dolayı bu yanılsamadan kurtulmamız lazım. Bir de Batı ne kadar düşünmeniz gerektiğini söylüyor size. Yani gidip siz bazı ülkelerde Türkler Ermenilere soykırım yapmamıştır dediğiniz anda dedirtmiyorlar. Hani özgürdük. Türkler katildir deme hakkınız var. Ama Türkler böyle bir şey yapmamıştır deme hakkınız yok. Şimdi siz gidip Filistin'le ilgili her tür hakareti edebilirsiniz. Türkiye ile ilgili edebilirsiniz. Fakat Siyonizm'le ilgili, İsrail'le ilgili tek bir kötü kelime söylemeyi bırakın. Filistinli destekçisi bir tişört giydiğinizde bile, bunu Almanya'da da gördük, hapse atılma durumunuz var. Üniversiteler özgürlük alanıydı değil mi Fazile Hanım? En özgürlüklerin yoğun olduğu yer. Peki Amerika'nın en büyük üniversiteleri
öğrenciler gösteri yaparken neler çekmediler? Filistin lehine gösteri yaptıkları için haklarında bir sürü soruşturma, bir sürü şiddet, rektörler istifa etmek zorunda kaldılar. Şimdi Türkiye'de düşününüz, böyle bir gerekçeyle bir rektör istifa ettirilmiş olsa dünya ayağa kalkar, nerede insan hakları, nereden evrensel değerler. Bunun için ben her zaman diyorum ki bizim Amerika'dan, Avrupa'dan, şuradan buradan gelecek değerlere ihtiyacımız yoktur. Oranın yargısından da gelecek bir şeye ihtiyacımız yoktur. Fakat bir şeye ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Alman'dan da değerlidir, Fransız'dan da değerlidir, Amerikalı'dan da. Dolayısıyla biz daha müreffeh, daha insan haklarına uygun, daha demokratik, daha güzel bir toplum oluşturmak zorundayız. Bunu birileri bize dayattığı için değil, bizim insanımız buna layık olduğu için yapmalıyız. Şimdi bunu oturttuğumuzda sorun olmayacak. Fakat bütün bu değerlerin hikaye olduğunu, makyajdan ibaret olduğunu son süreçlerde gördük. Bütün katliamlar yapılıyor. İsrail'in de kendini savunma hakkı var. Kime karşı? Bebeklere karşı mı? Siviller yukarıdan katlediliyor, canlı canlı yayınlanıyor. Okullar vuruluyor, hastaneler vuruluyor. İsrail'in kendini savunmaya hakkı var. Bir papağana da tek bir cümle öğretirseniz bunu söyler. Artı bir taraftan barış istiyoruz diyorlar. Her gün İsrail'e silah gönderiliyor. Şimdi Ukrayna ile Rusya arasındaki olayda bütün Batı harekete geçti. Rusya'ya karşı yapılmayan kalmadı. Hatta özel mülkiyetlere bile el konuldu değil mi Rus kökenlerin? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Aslında bu da bir hukuksuzluk. Devlet bir yanlış yapıyorsa bunu gidip devletten sorarsın. Sıradan bir vatandaşın İngiltere'de, Amerika'da aldığı malın üstüne konarak Rusya'yı cezalandırıyorum demenin hangi hukukla ilgisi var? Liberalizme karşı zaten. Ama bunu yaptılar. Her türlü desteği Ukrayna'ya verdiler. Rusya'yı katil gibi tanımladılar. Rusya kaç kişiyi öldürdü? Ne kadar bebek öldü? Birisi bunu, yok böyle bir şey. Bakınız ben Rusya'ya masum demiyorum. Bu işgal de kabul edilebilir bir şey değil. Fakat ya da Çin'in Türkiye devletlere yapmış olduğu Doğu Türkistan'da. Şu anda Doğu Türkistan'da yaşananlar Filistin'le şu anki yoğunluğuyla değil belki ama uzun vadeli bakıldığı zaman Filistin'de yapılanlardan az değil ki. Evet. Bakınız oradaki Türklerin evlerine Çinliler zorla yerleştiriliyor. Düşünün siz evinizdesiniz, kocanız da başka yere sürülmüş, evinize 2-3 tane Çinli erkek zorunlu olarak ikamet ettiriliyor. Birçok kişi kamplara alınıyor, yüz binlerce kişi kamplarda. Kendi istedikleri gibi yönlendiriliyor, sürülüyor, her türlü zulüm var. Ramazan'da oruç tutamaz, açıktan ibadet edemez, herhangi bir sorunu dinlendiremez. Yani bizim öyle bir sıkıntımız da var. Buna da çok üzülüyorum. Çünkü bizim Türk dünyasına karşı da çok ciddi bir sorumluluğumuz var. Oradaki kardeşlerimizin çektiği zulmü görmezden gelirsek, evet Filistin bizim davamızdır sonuna kadar. Aynı zulüm Afrika'da yapılırsa o da bizim davamızdır. Güney Amerika'da olursa o da bizim davamızdır. Fakat Türkistan'da, Doğu Türkistan'da bizim davamızdır. Oradaki soruna da aynı şekilde duyarlı olmak, aynı tepkiyi daha fazlasıyla verebilmek zorundayız. Oradaki zulmü kimse görmüyor. Arada bir Batı, Doğu Türkistanlıları seviyormuş gibi açıklamalar yapıyor. Ya da Çin'le arası bozulduğu zaman. Onları kullanmak için, yoksa her zaman diyorum, Batı ne Türk'ü sever, ne Kürt'ü sever, ne Arap'ı sever, ne Filistin'i, ne şunu ne bunu, hepimizi birbirimize tokuşturarak bizim üzerimizden tepelenir, bizim üzerimizden çıkarlarını elde etmeye çalışır. Kısa bir ara, tekrar devam edeceğiz hocam. Değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Abdülvahap Akıncı ile sohbetimize devam edeceğiz. Ancak kısacık bir ara, lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Abdülvahap Akıncı ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın hocam, şimdi doğudan bahsettik. İşte Türk
Türkleri Türkmenistan bölgesindeki yapılan zulümlerden, işte Orta Doğu'daki zulümlerden, mezalimlerden söz ettik ama bir de Avrupa'da var. Şimdi şöyle bir şey var. Yani dünyanın neresinde Türk varsa orada maalesef Türklüğe karşı, Türk'ün varlığına, bıraktığı kültüre karşı ciddi bir mücadele var. Evet. Şimdi Balkanlar, biz Arnavut deriz, Boşnak deriz, Makedonya deriz. Fakat oralar Osmanlı'dır, oralar Türk'tür. Şimdi oralar çok farklıdır. Çünkü o bölgelere İslam'ı götüren, o bölgelerde İslam'ın kabul edilmesini sağlayan bu millettir. Hiçbir şiddete başvurmadı. Hı. Yine baktığımız zaman Balkanlarla iç içe geçmişiz. Yani bizim İstiklal Marşımızın şairi, milli mücadelenin önemli isimlerinden olan Mehmet Akif Ersoy, Arnavut kökenli. Şimdi şöyle bir şey var. Bosna'ya yıllarca o sosyalist, komünist dönemde millet olarak tanınmıyor. Bunlar ısrarla kendilerini millet olarak, Müslüman milleti olarak tanımlıyorlar. Boşnak olarak değil, Müslümanlıkla özdeşleştiriliyor. Ve orada Müslüman dediğiniz zaman otomatikman akla Türk geliyor. Çünkü Türk olmadığı anda başlarına çok felaketler gelebiliyor. Bugün de şöyle bir şey var, Allah göstermesin. Türkiye tökezlerse oradaki bizim parçalarımız, gönül parçalarımız, bizim gözümüz, bizim nurumuz Bosna'da da rahat durmazlar. Arnavutluğu da rahat bırakmazlar, Kosova'yı da. Türkiye'nin çok güçlü olması gerekir. Türkiye ta İslam öncesi dönemden başlayan bizde bir inanç vardır. Allah bize dünyaya adaleti getirmek, nizamı getirmek, huzuru getirmek için yaratmış. O görevi bize vermiş. Müslüman olmuşuz, İslam'ın bayraktarlığını yapıp dünyanın her tarafına medeniyet götürmüşüz. Bakınız Osmanlı'nın yönettiği yerlerde 400 yıl, 500 yıl Hristiyanlar hiç kimliğini değiştirmeden varlığını korumuşlar. Ama İspanya'da bir tane Müslümana katlanamadılar. Bir tane Yahudi'ye katlanamadılar. Batı asla kendisi gibi olmayanı kabullenmez. Halbuki biz hiçbir şekilde diğer toplumları yok etme gibi bir hissiyatta olmamıştırız. Bugün bile bir yabancı gördüğümüz zaman ona aşırı derecede ilgi gösteririz. Sevgiyle yaklaşırız. Halbuki Batı yabancıyı gördüğü zaman o kadar mutlu olmaz. Ona karşı hep bir ön yargısı vardır. Bu milletin öyle bir güzelliği var. Bu bağlamda Osmanlı'nın bu milletin güzelliğini bence bir yönüyle Amin Maluf'tan okuduğumuz zaman onun Ölümcül Kimlikler diye bir kitabı var. Sevgili seyircilerimize de tavsiye etmiş olayım. Orada Osmanlı'nın getirmiş olduğu adaletten, Batı ile arada ne kadar büyük bir uçurum farkı olduğundan çok güzel bahsediyor. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde tökezlemememiz lazım. Bakınız birimiz sağcı, birimiz solcu, diğeri dindar, diğeri az dindar, diğeri inanmayan olabilir, hiç fark etmez. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hepimiz bu gemideyiz. Bu gemiyi delmemek için, delenlere müsaade etmemek için birlikte güç birliği yapmamız lazım. Biz güçlü olursak dünyaya adalet gelir. Biz güçsüz olursak Filistin'de yaşananlar, Doğu Türkistan'da olanlar, Balkanlar'da daha önce yaşananlar yaşanmaya devam edecektir. Yani biz her şeyden önce kendimiz için, fakat onun da ötesinde biz farklı bir milletiz. İnsanlığa karşı sorumluluklarımız var. Bunu da bizden başka hiç kimse, hiçbir millet yerine getiremez. Dolayısıyla lütfen kompleksli olmayalım, özümüzü bilelim, kendimizi bilelim, farklı renkleri sorun olarak görmeyelim. Allah isteseydi hepimiz aynı düşünürdük, aynı bakardık hayata. Allah farklılık istemiş, farklı yaratmış. Biz de bu farklılık içerisinde birbirimizi kabul edelim. Sayın Hocam, şimdi Türkiye sınırları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları belirlenmiş ve biz bu sınırların ilerlemesi, yani hani
çitler konur da komşunun sınırına bir metre, iki metre bu çitlere akşamları kaydıranlar vesaireler gibi böyle bir düşüncemiz zaten ülkemizin böyle bir şey söz konusu değil. Biz kendi sınırlarımızda yaşayan insanlarımıza sahip çıkalım, bakalım yeterli aslında. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle ilk etapta şimdi Atatürk'ün yaklaşımda oydu ya, yurtta sulh, cihanda sulh. Fakat aynı Atatürk 1936'dan itibaren büyük bir mücadele veriyor. Neyin mücadelesini? Hatay'ın mücadelesini. Şahsi mücadelem diyor. Evet. Hatta İsmet İnönü ile birbirlerinin arasında sorun yaşaması bununla ilgilidir. Anlaşamazlar. İsmet İnönü Fransa'yı karşımıza almayalım der, sıkıntı yaşarız. Atatürk hayır diyor. Bedeli ne olursa olsun Hatay'ı ana vatana katmamız lazım. Bunun mücadelesini veriyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Misak-ı Milli'yi Osmanlı'da meclis, son meclis, imparatorluk yenildikten sonra İstanbul tehdidi altında, İngiliz gemilerinin tehdidi altındayken meclis toplanıyor. Misak-ı Milli'yi kabul ediyor. Müthiş bir şey. Ne diyor Batı'ya? Biz şu şartlarda ancak bir barışı kabul ederiz. Başka türlüsünü bize dayatamazsınız. O da nedir? Bizim çoğunlukta olduğumuz bölgelerde, bölgeler bizim sınırımızda olacak. Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde Araplar oylama yapacaklar. İster bizimle olurlar, ister başka. Şimdi burada bir sıkıntı var. Şöyle sıkıntı var. Batılılar bizi, elimizi, kolumuzu deli yeleğiyle bağladılar. Dolayısıyla hareket edemiyoruz. Almanların bir teorisi var. Lebensraum dedikleri, yaşam alanı. Batılılar bunu biraz daha Hintergarten, arka bahçe derler. Bizim felsefemizde biraz daha farklıdır. Bizim gönül dünyamız var. Şimdi gönül dünyasıyla bağlantı koparıldığında, doğal sınırlarınızda olmadığınızda ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Yani Musul, Kerkük normal şartlarda olması gereken yerde değil diyeyim. Biz doğal sınırlarımıza gitmek durumundayız. Fakat bunu savaşarak, yakarak, yıkarak değil, barış içerisinde, huzur içerisinde yapmak durumundayız. Çünkü biz orayı kendi haline bırakırsak, Suriye'yi bırakırsak, İran'ın Haçlı Şabisi gelir katleder. Başkası gelir katleder. Bizim oradaki soydaşlarımızı korumamız lazım. Irak'ın kuzeyi, bakınız bunu bilinçli olarak kullanıyorum. Kuzey Irak diye bir şey yok. Ayrı bir yer değil orası. Orası Irak'a ait. Irak'ın kuzeyinde ciddi bir Türk nüfus var. Musul, Kerkük, Türk topraklarıdır. Tarihi Türk topraklarıdır. Orayı kendi haline bırakırsak, PKK'nın oradaki uzantıları oradaki soydaşlarımıza zulmeder. Dolayısıyla bunun altından kalkamayız. Yani biz evet yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Fakat gerektiği zaman Kıbrıs'ta ne yaptıysak, Allah rahmet etsin, ikisi de vefat ettiler. Ecevit ve Erbakan hükümetleriyle gittiler. Kıbrıs'ta o Türkleri zulümden büyük ölçüde kurtardılar. O iradeyi gösterdiler. Gerektiğinde farklı yerlerde de bu millet o iradeyi gösterebilmeli. Fakat bize barışla gelen, kardeşlikle gelen huzur içerisinde olması lazım. Çünkü biz hiç kimseye durup dururken zarar vermeyiz. Peki hocam, gene Orta Doğu'ya dönsek. Orta Doğu'da sular geçmişte de durulmadı, şu anda durulmuyor, gelecekte de sanki durulmayacak gibi. Ne dersiniz? Şimdi şöyle bir şey var. Malumunuz bir yıl önce bu hareket başladı. Kimisi ifade ederken işte Hamas'ın saldırısıyla diye başladı ifade diye kullanıyor. Fakat ben bu ifadeyi hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Şundan dolayı. Ya zaten İsrail canı sıkıldıkça hep vuruyor. Bombalıyor, öldürüyor, katlediyor. Bu çok daha eskilere gidiyor. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde 1850'lerden sonra adım adım Filistin coğrafyasına Yahudilerin taşındığını görüyoruz. Hatta Abdülhamit Han bu tehlikeyi gördüğü için toprak satışını yasaklıyor. Bu ileri görüşlü bir anlayış.
Ve arkasından baktığımız zaman İngilizlerin yönetimi altında burada zulümler yapılıyor. 48'de devlet kurulduktan sonra da iki devletli bir çözüm üzerinden devlet kurulduğunda da o terörist devlet kendine verilen sınırları kabul etmemiş. Daha sonra adım adım 48-49, 67-73 ve daha sonrası şimdi İsrail'in sınırları nerede başlar, nerede biter bunun cevabını verebilecek hiç kimse yok. Şimdi İsrail normal bir devlet değil. İsrail aslında teolojik olarak yani ilahiyat bağlamında, dinsel bağlamda olayın kökenine gitmemiz lazım. Bunlar şeriat diyoruz ya, şeriatçı devlet. Dünyadaki en şeriatçı devlet İsrail'dir. İsrail'de arz-ı mev'ud denilen vaat edilmiş topraklar inancı var. Nil'den Fırat arasının kendilerine verildiği. Dolayısıyla bunlar durmayacak. Bakınız, bu toprakla Türkiye topraklarının önemli bir bölümü de bu sınırlar içerisinde. Kimisi diyor ki İsrail şurada durur. Şimdi eğer sorun Hamas'la ilgili olsaydı sadece Gazze'ye karşı saldırı yapar, bir şeyler yapar. Fakat diğer tarafına Filistin devletinin olduğu, Abbas'ın olduğu, Abbas İsrail'in sözünden çok da çıkan birisi değil sonuçta. Dünyanın tanımış olduğu meşru bir lider. Orada da aynısını yapıyor, orada da katliam yapıyor. Demek ki adım adım bütün coğrafyayı, Lübnan'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi. Bakınız biz iki şekilde buna karşı çıkmamız lazım. Bir, insan olduğumuz için. Oradakinin Arap olması, şu olması, bu olması, şu dinden, bu dinden olması değil. Hangi vicdan çoluk çocuk böyle katledilmesini bu kadar vahşeti kabul edebilir? Böyle bir şey olamaz. İnsan olduğumuz için bu vahşete karşı olmalıyız. Bu vahşeti olmayan, vahşete karşı olmayan insan olamaz. Benim görüşüm bu. İnsan olmanın şartıdır. Zaten batılı insanların birçoğusu buna ciddi şekilde tepkili. Niye? İnsan. Bir yere kadar kandırıyorlar fakat bir yerden sonra insanlar görüyor. Celtic taraftarları her maçta bütün ceza yemelerine rağmen Filistin bayrağı atıyorlar. İsrail'in, Siyonizmin katliamlarını lanetliyorlar. Şimdi biz İngiliz diye onlar bizden daha mı kötü oldu? Hayır. Demek ki olay bir Müslüman meselesi de değil. İnsanlık meselesi ve bütün insan olanlar buna karşılar. Diğer taraftan diyelim ki insanlığımızı da yitirmişiz. Yarın öbür gün başımıza bombalar yağsın istemiyorsak bu lanet terör yapısını orada durdurmak zorundayız. Orada durdurmazsak bakınız PKK'yı, PKK'nın uzantısını orada Amerika ile birlikte silahlandıran, hazır bulunduran kim? İsrail. Türkiye'ye saldırtıracak olan kim? Amerika ile İsrail. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Amerika ile İsrail'i ayrı görüyoruz. Halbuki birine kaç, birine yakala, arkadan bütün desteği veriyor, bütün silahı veriyor. İran'da arada bir havai fişek atıyor kendi onurunu güya kurtarmak için. Zaten Amerika'yı da yöneten İsrail değil mi hocam? Aynen. Bir tiyatro oynanıyor, gidiyor. Bu millet gerçekten bu tehdit varken birlik olmak zorunda. Bir de anlayamadığım bir şey var. 1950'lere, 60'lara, 70'lere gittiğimiz zaman Filistin davasının en büyük savunucuları sosyalistlerdi, solculardı. Türkiye'de Filistinlileri en iyi savunmuş olan, onlara destek olmuş olan, onlar için Amerika'ya karşı mücadele vermiş olan solculardır, sosyalistlerdir. Bir kişi ben solcuyum deyip de İsrail'in zulmüne karşı duramıyorsa ben şunu derim, ah nerede o eski solcular, ah nerede o eski sağcılar. Yani biz kendimize gelmeliyiz. Biz bu artık insanlık meselesi ve insanlık meselesi varsa solun da sağın da ortak bir noktada buluşup birlikte hareket etmemiz lazım. Bu iş ne AK Parti'nin meselesi, ne CHP'nin meselesi, ne şunun ne bunun. Bu bizim meselemiz. Toplu olarak hepimizin
meselesi diye düşünüyorum. Muhtemelen siz de öyle düşünüyorsunuz. Peki hocam, 3. Dünya Savaşı ile ilgili geçenlerde sabah televizyonda şunu izledim. Bir baba mesaj atıyor. Diyor ki çocuğum korkuyor. Korkmasının nedeni de baba 3. Dünya Savaşı çıkacakmış. Biz ne yapacağız? 3. Dünya Savaşı dediğimiz şey düşük yoğunluklu olarak bir şekilde yaşanıyor. Bütün çevremiz kan gölü. Yani Ukrayna'da olanlar ortada. Irak, Suriye, şu anda olayların nereye gittiği belli değil. Amerika'nın deniz kuvvetlerinin 1/3'ünün ne işi var Doğu Akdeniz'de? Bakınız, Türkiye'yi sarmalıyor. Karaağaç'ta, Türkiye'nin tam karşısında, Dede Ağaç'ın o karşısında, oralarda Amerika'nın en büyük üssü. Ama hocam bu üs birden kurulmadı. Bu gemiler de birden gelmedi. Adım adım. Şimdi şöyle bir şey var. Doğu Akdeniz'de muazzam doğal kaynaklar var. Doğal gaz yatakları var. Petrol yatakları var. Buna konmak istiyorlar. Orada Gazze'yi temizleyip bütün çerçeveyi alıp denizlerde de tam hakim olup tam sömürmek isteniyor. İşte bu bağlamda Gazze de önemli. Gazze'yi de tam bitirdiği anda deniz sahasını benim alanım deyip sömürebilecek. Zaten Kıbrıs Rum kesimi bütün bu işlerin ana merkezi. Amerika olsun, İngiltere, Fransa. Çünkü orada. İsrail Kıbrıs'tan büyük çoğunlukta toprak almaya başladı. Evet, toprak alıyor. Bir de bu arada bir bağlantı oluşturuyor. Peki bu görülmüyor mu hocam? Yani biz vatandaş olarak bunu görüyoruz da istihbaratından vesairesinden bundan bilgi sahibi olunmuyor mu? Yani olunmama ihtimali yok. Şimdi bizim gördüğümüz şeyi muhtemelen bazıları unutmuştur bile. Yani illaki görülüyordur. Ha, bir şeyler yapılıyor mu? Ben de bunu bazı ortamlarda dinleniyorum. Lütfen diyorum. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek hiç hoşuma gitmiyor. Artık o noktaya geçmemiz lazım. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmamız, orada Siyonistlerin toprak sahibi olmaması için gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Aksi durumda bırakınız başka yerleri, kendi kanımızı aktarak kurtardığımız bölgeler elimizden çıkar gider. Hocam son bir 5 dakikamız değil mi Seda Hanımcığım? 5 dakikamız var. 5 dakikada şu ülke, dünyayı şöyle bir çalkalayalım bakalım. Şöyle çalkalayalım isterseniz. Her şeyden önce ümit ediyorum. Türk İslam dünyasında, insanlıkta bir bilinçlenme, bir aydınlanma olur. İnsanlık değerleriyle hareket etmemiz mümkün olabilir. Şu anda dünyada Batı kendi hegemonyasının bitmemesi için önlem almaya çalışıyor. Bir taraftan Rusya'yı yoruyor, diğer taraftan işte Orta Doğu'yu tekrardan parçalayıp yeni işgallerin yolunu atmaya çalışıyor. Diğer taraftan da Türkiye'ye FETÖ'lüyle de darbe yapmaya kalktı. Türkiye gibi bölgesel bir güç haline gelen bir merkezi de büyümeden, olmadan bitirmeye çalışıyor. Buna da fırsat vermemek lazım. Bakınız, Türkiye birçok noktada sıkıntı içerisinde, özellikle ekonomide gerçekten Allah herkese yardım etsin. Zor durumda olan çok kişi var. Fakat Türkiye'nin çok iyi yaptığı bir şey var. O da savunma sanayi. Bir ülkenin ne kadar parası olursa olsun, kendini savunma gücü yoksa, güvenliğini başka ülkelere tevdi ediyorsa, o ülke ülke değildir. İstendiği anda işgal edilir. Bugün biz Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a ne kadar paraları olursa olsun devlet demiyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. Çünkü kendisi üretiyor. En zor anında bile Kıbrıs'a çıkartma yapabilmiş ki bugün geldiğimiz noktada Batı şunu vermiyorum diyor, biz aksini kendimiz üretiyoruz. İsrail diyor ben Heron vermeyeceğiz, biz sihamızı yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İyi yapılan her şeye hep beraber sahip çıkmamız lazım ki hiçbirimizin evladının kafasına bomba yağmasın. Biz zengin olursak, biz kalkınmış olursak, solcumuzun evladı da mutlu olacak, sağcımızın da. CHP'lisi de mutlu olacak, AK Partilisi de, MHP'lisi de. Biz
kötü durumda olursak hepimiz birbirimizle uğraşacağımız, hepimiz huzursuz olacağız, evlatlarımız da huzursuz olacağız. Bu ülke çok güzel, biraz hoşgörü, biraz empati, biraz sevgi, her şey daha iyi olur. Hocam çok teşekkür ediyoruz size vermiş olduğunuz siyasetle ilgili açıklamalar. Aslında siyasetle dememek gerekir. Gerçi siyaset doğumdan ölüme kadar hayatımızın bütün parçasında, her bir parçasında var. Ama açıklamalarınız için de tarafsız gözle 41 TV41 izleyenlerimize açıklamada bulunduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Ben de size davetiniz için 41 TV ailesine ve saygıdeğer seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle bir de yeni yayınlanan kitabımı da herkese tavsiye ediyorum. İçeriğini bir anlatır mıyız hocam? Var değil mi Sedam'cığım? 2 dakikamız var. 2 dakika. O zaman bundan 2 yıl önce çıkan Tanzimat'tan Cumhuriyete Türk Milli Kimliği kitabı. Daha öncesinde Türk İslam Sentezi'nde Tarih ve Kimlik kitabını çıkartmıştık. 1-2 hafta önce de dün imza programını yaptık. Yeni kitabınız. Türkiye'nin siyasal hayatı 1808-1946. Bizim Osmanlı ile Cumhuriyet'in birbirine karşıt değil de birbirinin devamı, birbirinin bütünleyicisi, baba ve oğul gibi olduğunu görüp nereden nereye geldiğini anlamak. Bizim derdimiz anlaşılmasını sağlamak, yoksa ideolojik kaygılarla insanları ayrıştırmak değil. Burada dış politikadan ekonomiye, sınıflar arasındaki mücadeleye kadar birçok konuyu kronolojik olarak aktardık. Ümit ediyorum bu millete bir hizmette bulunmuşuzdur. Tekrar herkese, sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Dipnot programının sonuna geldik. Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülvahap Akıncı konuğumuzdu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. TV41 ailesi olarak sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Ben ve ekibim sizlere şimdilik hayırlı akşamlar, mutlu, güzel günler diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.